Herkese merhaba. Bugün memleketimdeyim. Bugün 30 Haziran 2020. 30 Haziran biz Samsun sporlular için oldukça önemli bir gün. Çünkü 30 Haziran 1965 günü Samsun sporumuzun profesyonel futbol kulübü tesis edildi. Futbol kulübü oluşturuldu. Dolayısıyla 30 Haziran bizim Samsun Spor için kuruluş günüdür. 1965'in üzerinden bugün itibariyle 55 yıl geçmiş oluyor. 55. kuruluş yıl dönümümüz. 55 bizim için tabiri caizse kutsal bir sayı Samsunlular için. Dolayısıyla 55. yıl dönümüne denk gelmesi de bugünü daha bir anlamlı kılıyor. Ben de pandemi derken, şu bu derken epeydir İstanbul'daydım ve nihayetinde memleketime kavuştum. Samsun'dayım. Evet, şu an Batı Park'tayız. Batı Park'ta şöyle bakalım. Güneş bir yandan Atakum, Sinop istikametinden batıda batmak üzere. Hemen üst tarafta işte Amisos Tepesi'ni görüyoruz ve bu Batı Park'ın biraz ilerisinde şurada gördüğünüz spor tesislerinin daha arka tarafında Samsun Spor'un modern altyapı tesisleri oluşturuluyor. Şehirse bu tarafta. Şimdi güzel bir anıt dikilmiş 2019 yılında Samsun Spor'la alakalı, fotoğraf çektirmek için de hayli ideal. Evet, ülke genelindeki maske takma zorunluluğu burada da devam ediyor. Ancak açık hava şu an bir sorun olmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle maskemizi çıkardık. Evet, Samsun Spor'un 55. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri bugün Samsun'da gerçekleşecek. Ben de gün boyu şehirdeydim. Şampiyonluğumuz zaten kesin. Dolayısıyla şehir de buna hazır. Çok sayıda bayrak asılmıştı. Bunları gördük. Bunların dışında billboardlarda yine 55. yıl etkinlikleriyle ilgili bildirimler vardı. Güzel afişler hazırlanmıştı. Esnaf zaten ilgili. Meşale alanları gördük. Bir esnafa gittiğimizde sipariş veriyordu. 4 tane meşale siparişi. Ve şu an işte görüyorsunuz Batı Park'ta. Birazdan da 55. yıl ve 1965 ile ilgili bir şeyler paylaşacağız. Evet, Samsun Spor aslında şehir çok eski bir futbol kültürüne sahip. 1910'lu yıllarda kurulan futbol takımları var. Tenviri Efkar Kulübü var örneğin. Nurlu fikirler anlamına geliyor Tenviri Efkar. Bunun dışında yine Türk kulüpleri var. Samsun Spor aslında 1927 yılında kuruluyor siyah beyaz renklerle. 1927 yılındaki Samsun Spor amatör bir takım. 1927'de faaliyetlerine başladıktan sonra Samsun amatöründe de mücadele ediyor. Ancak bir dönem Samsun Demir Hattı'yla birleşiyor. Sonra Samsun Halk Spor'la birleşiyor ve faaliyetlerini ara veriyor. Yani Samsun Spor adıyla devam etmiyor. Ancak 1950'li yıllara geldiğimizde yeniden Samsun Spor tesis ediliyor. Dediğim gibi renkleri siyah beyaz. İlk başkanı Nuri Bey. Yine başkanlığını yapan isimlerden birisi bir dönem Samsun Belediye Başkanlığı da yapan Boşnakzade Süleyman Bey. Şehrin bir futbol takımı Samsun Spor. Ancak dediğim gibi o zaman birleştirilmiş bir şehir takımı değil. 1950'lerde de Samsun amatöründe mücadelesine devam ediyor. Bu arada işte insanlar görüyorsunuz fotoğraf çektiriyorlar Samsun Spor anıtının yanında. 1950'lerde Samsun amatöründe devam ediyor. 1959'da profesyonel lig kuruluyor biliyorsunuz. Samsun takımı yok bunda. İstanbul, İzmir ve Ankara takımlarının olduğu. Ancak Samsunlu bazı futbolcular, gençler bu takımlara transfer olarak işte rahmetli Nuri Hasan gibi kendisi 19 yaşındayken Samsun 19 Mayıs takımından ayrılıp Galatasaray'a transfer olmuş. Yine Eskişehir'de oynayanlar var. Samsunlu futbolcular var ama bir Samsun takımı yok. 1965 yılına gelindiğinde Orhan Şeref Apak döneminde Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alıyor ve her şehrin bir profesyonel takımı olmasını istiyor. Ve bu nedenle zaten Türkiye'deki takımların, şehir takımlarının kuruluş tarihlerine baktığımızda genellikle 1965, 66, 67, 68 gibi olduğunu görürüz. İşte Samsun Spor'umuz 30 Haziran 1965 gününde Samsun'daki bazı amatör takımların bir araya gelmesiyle kuruluyor. İlk başkanı o dönem aslında Samsunlu değil ama Samsun'da banka müdürlüğü de yapan Kadri Ersan oluyor. Bir yönetim kurulu oluşturuluyor ve hedef tabii ki ikincilikten hemen birinci lige çıkmak, yani bugünkü Süper Lig'e çıkmak olarak belirleniliyor. Renkler
Kırmızı beyaz milli renklerimiz elbette. Armamızsa hepimizin gurur duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sinesinde tam da kalbinin üstünde barındıracak bir şekilde kırmızı beyaz renklerle Atatürk armalı bir arma oluyor. Ve 30 Haziran 1965'te Samsunspor faaliyetlerine başlıyor. Tabii bunun hikayesine devam etmemiz gerekiyor. Pek çok özelliği var. Örneğin 1968-69 sezonunda ikinci lig şampiyonu olarak Türkiye 1. ligine yani Süper Ligi'ne yükselen ilk Karadeniz takımı oluyor. Yine A milli takıma ilk milli futbolcu veren Karadeniz takımı oluyor. Pek çok ilki başarıyor Samsunspor. Ama her şeyden önemlisi kupalar, başarılar, şampiyonluklar bir tarafa. Samsunspor, ben Samsunluyum diyen, Samsun'u seven, Samsunlu olan, kendini Samsunlu hisseden herkesin adını duyduğu zaman yüreğinin titrediği Samsun şehrinin göz bebeğidir. Hepimizin takımıdır ve Samsunspor için biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu şehrin bir takımı var. O da Samsunspor. Bu akşam 20.55'te şehrin farklı yerlerinde Samsunsporlu taraftarlar evlerinde, bahçelerinde, tesislerin etrafında, iskele civarında hepsi kırmızı meşalelerini yakacak ve Samsunsporumuzun 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ben de bir yandan şöyle hafifçe yürüyerek devam ediyorum. Batı Park manzarası, Samsun'u özleyenler için güneş dediğim gibi batmak üzere. İşte bir zamanlar Baruthane Tepesi dediğimiz kısım, şimdi evlerin olduğu, apartmanların olduğu bir yer. Burası spor parkı olarak adlandırılıyor. Epeyce spor tesisi var, ileride bowling salonu var. Bu kısımda görüyorsunuz halı sahalar, spor tesisleri. Dediğim gibi Samsunspor'un geleceğini kurtaracak olan altyapı tesisleri de yine biraz ileride oluşturuluyor. Çok önemli olacak inşallah. Çünkü Samsunspor'un önemli özelliklerinden birisi şehrin çocuklarıyla oynaması ve başarı kazanmasıydı. 2000'li yıllara kadar hep böyleydi. İlk 11'de 5-6 tane altyapı kökenli oyuncumuz mutlaka olurdu. Evet, şimdi videoyu bitirmek üzereyim. Bitirirken de sizi bir manzarayla baş başa bırakıp öyle bitirmeyi planlıyorum. Bu arada Atakum istikametine doğru trafik hayli yoğun gördüğünüz üzere. Evet, tabi Samsun deyince elbette benim aklıma Samsunspor mutlaka geliyor ama evet, gelen bir başka şey de bu. İşte görüyorsunuz Atatürk'ün şehri Samsun'a hoş geldiniz. Atatürk'ün şehri Samsun'dayım, memleketindeyim. Samsunspor'umuzun 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İnanıyorum ve biliyorum ki önümüzdeki 55 yıl ilk 55 yılımızdan çok daha başarılı geçecek. Pek çok şampiyonluk yaşayacağız. Hayalini kurduğumuz pek çok şey gerçekleşecek. Hepinize sevgiler, saygılar.